Çok kıymetli sakinleri, sevgili öğrenciler. Ağaç dikme programıyla sizlerle bir aradayız. Tabii ki bu ağaç dikme programında gençlerle birlikte ağaç dikmek istedik. Gençlerle birlikte olalım dedik ama başlangıçta güzel bir sürprizle karşılaştık. Şehrimize dünyanın değişik yerlerinden gelmiş, eğitim için gelmiş, renkleri, dilleri, ırkları farklı farklı birçok coğrafyadan gelen genç kardeşlerimizle birlikte İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyarak başladık. Siz şu anda Kayseri'de, Makarır Ulema şehri Kayseri'de, Davud el Kayseri'nin şehri olan Kayseri'de eğitim görmek için buradasınız. Siz buradan muhakkak ki bu şehrin dinamiklerinden öğreneceksiniz, çok şeyler var. Değerli katılımcılar, sevgili hemşerilerim, bir de bu okulun Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin güzel ismi, kahraman evladı Ömer Halis Demir'i de rahmetli anmadan geçemeyeceğim. Onlar bu toprakları bizim için, vatan olması için canlarını feda etmişler. Ve biz de bugün bu topraklarda bu şekilde özgür bir şekilde, hür bir şekilde, rahat bir şekilde, huzur içerisinde yaşıyorsak şüphesiz ki onların sayesinde olmuştur. Sevgili hemşehrilerim, bugün burada bir ağaç dikim programı için bir aradayız. Koca Sinan Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri belli başlıklar halinde şehrimizi güzelleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ana başlığımızda dedik ki daha modern bir Koca Sinan için, daha çevreci bir Koca Sinan için, daha temiz Koca Sinan için çalışmalar yapacağız. Bugün de burada daha çevreci bir Koca Sinan oluşturmak için, daha çevreci bir Koca Sinan inşa etmek için bir aradayız. Bunun da çevreci başlığının altında da tabii ki daha yeşil. Daha yeşil olmasını amaçlıyoruz. Daha yeşil bir Koca Sinan'ı inşa etmeyi hedefliyoruz. Şunu da biliyoruz ki daha yeşil bir Koca Sinan demek, daha yeşil bir Kayseri demek, daha yeşil bir Türkiye demek. Bunun için de çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz, hızlıca devam ettiriyoruz. Bugüne kadar Koca Sinan'da bu yıl içerisinde söylüyorum 70 bin ağacı toprakla buluşturduk. 70 bin ağaç diktik. Hedefimiz de Allah nasip ederse bu yıl için inşallah bunu 100 bine tamamlamak. Bugün burada dikeceğimiz 1250 adet ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Bunun ilk etabı 28 bin metrekare alan üzerine tamamlanacak olan bunun ilk etabını 9 bin metrekarede yapıyoruz. 9 bin metrekare üzerinde 1250 tane ağacı dikeceğiz. Ben iki konunun da altını çizmek istiyorum burada yeşille ilgili geldiğimiz noktada. Bizim park bahçeler birimimiz tabii ki parklarımızın yeşillendirilmesinde, yeni ağaçlandıracak alanların oluşmasında son derece gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Ben ekibime bir kez daha burada gayretlerinden dolayı, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum onları. Ama bununla birlikte biliyorsunuz biz iki tane de orman yapmayı hedefledik. Bölgemizde iki tane orman oluşturacağız dedik. Bunlardan bir tanesi evlenenlerle ilgili, genç çiftlerle ilgili onların ömürleriyle birlikte, evlilikleriyle birlikte büyüyecek ağaçların olduğu gençlerin, çiftlerin ormanı olacak. Bir de rahmeti rahmana kavuşmuş, bu toprak, bu dünyadan ahirete intikal etmiş cenazeler için, geçmişlerimiz için de bir anı ormanı, onların adlarını yaşatacak, dünyada yaşatacak bir anı ormanını da oluşturmuş idik. Bundan dolayı da bu her iki ormana da katılım noktasında ben bir davette daha bulunmak istiyorum. Hem yeni çiftler için yapılacak hem de geçmişlerimiz için yapılacak ormanlara da oraya da fidan dikmeye, oraya katkı koymaya insanlarımızı, hemşehrilerimizi davet ediyorum. Yeşili ve çevreyi seven, korumayı emreden bir dinin, bir peygamberin tabileriyiz.
Tabii böyle hayırlı bir hizmete Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi'ni davet eden başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar buna böyle bir can suyu falan yok mu? Var var başkanım. Başkanım değil. Başkanım değil. Sen başkanım. Tamam, ben girecektim. Bak buraya, bak. Bak. Ali, Allah'ım. Ne yapacağım? Ne yapacağım?